Merhabalar sevgili seyirciler. Evet, iki tane hanımla birlikteyiz. Niye buradayız? Efendim burası çok önemli bir masa. Adı Turunç Masa. Muratpaşa Belediyesi'nde Muratpaşa ilçesinin tüm sorunlarının Lebi Derya gibi aktığı bir yerdeyiz. Değil mi efendim? Aynen. Anlatıldığı, geldiği yerdeyiz. Evet, Turunç Masa'nın yetkilisi müdürü Sayın Oya Uysal ve yine yardımcısı Sayın Demet Damla Akyol. Neler yapıyorsunuz? Önce Oya Hanım'dan başlayalım. Turunç Masa kurulalı yaklaşık bir yılı geçti. Bir yıl civarında. Kaç bin kişi geldi ve ne kadar sorunlar çözebildik ve Turunç Masa daha neler yapacak? Şimdi öncelikle çok teşekkür ediyorum bize Turunç Masa'mızı tanıtmak için, bu fırsatı verdiğiniz için. Turunç Masa 17 Kasım 2014 tarihinden itibaren aktif ve faal olarak çalışmakta. Yaklaşık 12 ay diyelim, bir yıl oldu. Toplamda biz Turunç Masa'yı kurarken aslında başkanımızın seçim çalışmalarında, zaten bu vardı seçim vaatlerinin arasında, seçim kitapçığının da arasında, vatandaşa dokunmak, istek, öneri ve şikayetlerini almak, tabii sadece bu değil, geri dönüşü sağlamak. Halkla ilişkiler projesi aslında Turunç Masa. Çünkü bu aslında bütün belediyelerde olan bir şey, vatandaşın istek, öneri ve şikayetlerini almak. Bizimki ise birazcık daha farklı, daha kapsamlı. Çünkü biz 48 saat içerisinde vatandaşa geri dönüş vaat ediyoruz. Hani bu da büyük bir iddia zaten. Evet. Bu iddiayla dönmek her sorunda 48 saatte cevap verebilmek her kurumunda yapabileceği bir şey değil. Aynen öyle. Bir de şunu istiyor vatandaş aslında. Ben dinleniyorum, benim problemim ciddiye alınıyor ve bana geri cevap veriliyor. Hani çözüldü, çözülmedi, memnuniyet sağlandı, sağlanmadıdan çok vatandaşın ilgilenildiği hissi verilmesi burada aslında en önemli noktada. Diğer benzer projelerden bizim farkımız, en önemli farkımız bu. Çünkü 48 saat içerisinde vatandaşa talebinizi aldık. İşte şu kadar süre içerisinde planlamayı aldık, gerçekleşecek. Diyelim ki hiç bizi ilgilendirmeyen ya da bizim teknik sorunlardan kaynaklanan bir talebi gerçekleştirememe söz konusu olduğunda bile bunu arkadaşlarımız, koordinasyon merkezindeki arkadaşlarımız güzel ve tatlı bir dille neden olmayacağını anlatıp da vatandaş çok teşekkür ederim diye kapattığında telefonu, bu bizim için zaten çok büyük bir mutluluk oluyor. Şöyle söyleyeyim size, bir yıl içerisinde rakam hani vereyim istatistiksel olarak 60 bin başvuru aldık biz. Ve bu 60 bin başvurunun da 59.600'üne geri dönüş yaptık. 60.000'in 59.600, inanılır gibi değil ya. Bugün itibariyle 61.450 başvurumuz var sistemde kayıtlı. 17'sinden bu yana kaydedilmiş 61.450 başvurumuz var. Ve bunların müdürümüzün de söylediği gibi 60 bin tanesi, 59 bin tanesi çözüme ulaşmış durumda. Aranıldı, cevaplanıldı, vatandaşa geri bildirimde bulunuldu. Olumlu veya olumsuz bir şekilde, ama mutlaka yani kanunların bize izin verdiği oranda konuların hepsini çözmeye çalışıyoruz. Çözemediğimiz, bizimle ilgilen, yani bizim konumuz olmayan ASAT'ın, Enerya'nın sorunlarını bile, onları da alıyoruz. İlgili birimi arıyoruz, haber veriyoruz, böyle böyle bir sorun var diye mail atıyoruz. Vatandaşın ilgili istek ve önerilerini iletiyoruz. İlettiğimiz şeylerin bize eğer geri dönüş, geri bildirim yapılırsa tekrar vatandaşı arayıp iletiyoruz. Sizin probleminizi biz ASAT'a ilettik, böyle böyle, şu zamanda çözülecek, şöyle olacak. Ne cevap verildiyse onların arasındaki iletişimi de en doğru şekilde sağlamaya çalışıyoruz. Evet, bu da en önemli sorun. Burası Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin de kapsamı altında olan ana arterlerin olduğu yerler var. ASAT'ın veyahut da elektrik idaresinin. Bunlar da tabii Turunç Masa'ya geliyor. Siz bir anlamda tabiri caizse Marco Paşa durumundasınız. Gelen herkes her derdini size anlatmış oluyor. Söyleyeyim size, çağrı merkezine bu bir yılda gelen telefon sayısı 150 bin. Yani şimdi biz 60 bin başvuru aldık ama şimdi kayda alınan başvuruları dışında gelen şey var, telefon sayısı var çağrı merkezine. Bir yılda 150 bin kişi aramış çağrı merkezini. Yani biz başvuruyu kendi kapsamı alanımız olan başvuruları alıyoruz. Ama işte bunun içinde CLK ile ilgili olan var, elektriği kesilen bizi arıyor. Şöyle bir şey var, onu da anlatayım size. İstek müzik için bile aradılar. Ha, müzik istiyorum diyor. Müzik. İbrahim Tatlıses'ten atıyoruz. Şarkı istiyoruz. Bize şu şarkıyı bulup YouTube'dan çalar mısınız telefonda diye arayan vatandaşımız var. Peki 24 saat mi hizmet veriyorsunuz?
tabii 7/24 hizmetimiz var bizim. Çağrı merkezimiz yukarıda, çağrı merkezimiz var. Vardiya usulü çalışıyoruz. 8-5, 5-12, 12-8. 3 vardiya çalışıyoruz. 7-24 hizmet veriyoruz. Tabii bu şarkı isteyen de artık gece yarısından sonra belli bir şeyi geçtikten sonra isteyen vatandaşlarımız oluyor. Çok komik şeyler de oluyor. Olabiliyor. Evet. Verirseniz sağa sola numaranızı ararlar bizim vatandaşımız, ilgili ve alakalıdır. 444-8007'yi efendim 444-8007'yi ararken Muratpaşa Belediyesi ile ilgili sorunlarınızı lütfen arayın. Müzik filan istemeyin. Ama tabii bu da bizim vatandaşımızın cana yakınlığı diyelim. Ne diyelim başka? Her türlü öyle de bir hat kuralım ya. Baksanıza böyle madem istek var. Olabiliyor aslında. Yani. Bir radyo kuralım olmazsa Muratpaşa Radyo. Evet. Tamam, televizyonu kurduk, radyoyu da yakında kurarım ben. Tamam, evet. Peki. Yani özetle şunu söyleyeceğim. Biz bir yılda ciddi bir adım attık bu Turunç Masa olarak ve halkla ilişkiler. Tabii burada şeyimiz, başkanımızın şeyi çok, bize desteği çok büyük. Biliyorsunuz çünkü belediyelerde bürokratik yapıları, şeyleri aşmak çok zordur. Başkanımızın bu konudaki bize olan güveni, duruşu ve inancı olmasaydı bu kadar yüksek bir memnuniyet oranı almazdık. Yani başkanımız bu projeye çok inandı, çok güvendi, bize çok destek verdi. Başkanımız sayesinde ve onun bu duruşu sayesinde, çünkü bu gibi yapıların yıkılması çok kolaydır bürokrasilerde. Çok da üzerinize gelindi zaman zaman. Evet, gelindi ama biz dediğim gibi biz çok güzel engelleri aştık. Bundan sonra da daha, bundan sonraki hedefimiz biliyorsunuz Muratpaşa 450 bin nüfuslu bir ilçemiz. Yani bir il kadar nüfusumuz var bizim. Neredeyse bir ilden daha, 55 ilden büyük bir şeyimiz var bizim, yani nüfusumuz var. O nedenle amacımız 5 yıl içerisinde dokunmadık insan bırakmamak, herkesi mutlu etmek. Başkanımızın da dediği gibi 48 saat içerisinde vatandaşımıza olsun olmasın ama bir alo deyip sesimizin duymasını sağlamak, nasıl yardımcı olabilirim diye başlayıp başka bir arzunuz var mı diye telefonu kapatmak. Tek isteğimiz bu. Peki, Turunç Masa'da hemen hemen her şey çözülebiliyor. Fakat bir de başka konularla ilgili, yani belediye içerisinde işte imarla ilgili, başka konularla ilgili geldiklerinde siz yönlendirme yapıyorsunuz tahmin ediyorum. Dilekçe size değil de o birime diye. Hemen hemen galiba sanırım bir tek şey duruyor, imarda galiba. Şöyle bir şey var, imar değil de Yapı Kontrol Müdürlüğü'nde, yani bu işte biliyorsunuz Muratpaşa'da çok... Türkiye genelinde çok da Muratpaşa olarak ben konuşayım. Bu işte kaçak yapılar, uygunsuz yapılar falan, ruhsata aykırı faaliyetler falan. Yani bunlar geldiğinde bunlar çok şey bir noktada olduğu için vatandaşın bizzat gelip nüfus cüzdanıyla, nüfus bilgileriyle ve ıslak imzayla başvurmaları, yasal takip gerektirdiği için... Bunları kendilerinin bizzat gelip ıslak imzayla başvurması gerektiği için biz bunu ilgili müdürlükle yani çözmeye, gene biz burada geldiğinde başvuru masası yardımcı oluyor. Vatandaşı alıyor, şeyini alıyor, başvurusunu alıyor, dilekçesini alıyor ama bunun takibi müdürlükte oluyor. Çünkü bu iş yasal şeye girdiği için, takibe girdiği için ileriki süreçte mahkeme süreci olabiliyor, savcılığa gitme olabiliyor. Burada bizzat ıslak imza gerekebiliyor. İşte nüfus bilgileri. Tabii bir de şu oluyor, sizin haberiniz olmadan sizin adınıza telefonda, biz bunu çok yaşadık, sizin TC numaranızı da vererek sizin adınıza bu kaçak yapılarla ilgili başvuru yapılıyor. Bunu çok yaşadık biz. Adam sonra gerçek kişi bize dönüp de ben böyle bir başvuru yapmadım falan olduk. Yani bugün o zamandan sonra bir de bu yasal takip süreci olduğu için böyle bir karar aldık ki olması gereken de buydu. Ya sadece bir müdürlük hariç, yapı kontrolü, kaçak yapılar hariç. Diğerlerinde zaten anında zabıta ekiplerimiz gidiyor. Hali hazırda süren acil durum ekiplerimiz gidiyor, zabıta ekiplerimiz gidiyor. Yani hemen hemen her türlü şeye, müdürlüğe şey yapabiliyoruz. Yani sağlıkla ilgili de ambulans istediği zaman da sizi arayabiliyor değil mi? Evet, evde bakım anında. Hepsini siz buradan koordine edebiliyorsunuz. Evet, iyi ki Turunç Masa var diyoruz. Yani ne diyelim, Turunç Masa'da hiç erkek görmedim çalışan. Var çok az galiba değil mi? Var, yok var. Hanım egomanyasında gibi.
Tabii müdür hanım olunca yok, şaka bir yana var, erkek çalışanlarımız da var. Sahada saha ekiplerimiz var. Ben size onlardan da bahsedeyim. Evet, arada bir arabaları görüyorum. Evet, bizim gezici ekiplerimiz var. Şu anda iki ekibiz. İki ekip dışarıda her gün ayrı mahalleye gidiyorlar. Bir ayda 56 mahalleyi tamamlıyoruz. Hedefimiz budur. Her ay 56 mahalleyi tamamlıyoruz. Ne yapıyorlar? Gidiyorlar. Önce muhtara gidip bir günaydın, biz geldik, bugün sizin mahalledeyiz. Sizin mahalledeki işte esnaf, kuaför, ne bileyim, manav, kasap, vatandaş, onlarla görüşeceğiz bugün diyorlar. Ama önce mutlaka muhtara gidip bir merhaba diyoruz her gün. Sorun varsa zaten muhtara geliyoruz. Sonra mahalleyi bütün gün, mahalleyi geziyor arkadaşlarımız. İşte esnafına giriyor, kuaförüne gidiyor, işte mahalle kahvehanesine giriyor. Ne var ne yok orada o mahallede özel istek, öneri, şikayet, bir şey varsa anında tabletlerle giriş yapıyor. Anında buraya koordinasyon merkezimize düşüyor. Ve vatandaş o anda, aynı anda hemen telefonla da SMS gidince mutlu oluyor. İşte bak şimdi aldılar başvurumu, hemen ilgilendiler, SMS geldi, iki gün sonra bilgi verdik falan. Yani bunlar vatandaşta... İnanılmaz bir hız, ben ilk defa duydum. Evet, bu böyle, gezici ekiplerimiz böyle çalışıyor. Yani illa şikayet ayağınıza değil, biz şikayetin ayağına gidiyoruz. Aynen, biz şikayetin ayağına gidiyoruz. Bundan çok memnunlar. Önce bir yadırgıyorlar. İlk defa evet, böyle bir şey gördük. Sonra yine gelin, yine bekleriz diyorlar falan. Yani gezici ekiplerimiz de böyle çalışıyor. O ekiplerimizde erkek de var aslında. Var, koordinasyon merkezimizde de var. Çağrı merkezimizde var, iki tane erkek çalışanımız. Şeyde var, var yani. Sosyal medyada var. Var. Birazcık pozitif ayrımcılık yapıyoruz, cinsiyet ayrımcılığı, ama erkeklerde var yani. Maşallah, çalışsınlar, gayet güzel. Peki son olarak eklemek istediğiniz, Muratpaşa sakinlerinden istediğiniz, sizin istediğiniz bir şey var mı? Hep onlar istiyorlar ama bir de siz de bir talepte bulunup isteyebilirsiniz. Buradan sesimizi duyuralım. Ben şöyle söyleyeyim, öncelikle Muratpaşa halkına şunu söylemek isterim. Başkanımız Ümit Uysal'ın da her zaman her yerde insan odaklı projeleri, insan odaklı çalışan bir başkan, bir belediye olduğumuzu bilmelerini isterim. Yani sorununuz çözülsün, çözülmesin. Bize bir alo demeniz, 444-8007'ye bir alo demeniz yeterli. En azından burada sizi dinleyen, sizin sorunlarınıza maksimum derecede çözüme kavuşturmak isteyen bir ekibin olduğunu bilmelerini isterim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz. Sizin ilave etmek istediğiniz var mı? Çok teşekkür ederiz. Biz o vatandaşlara döndüğümüz zaman gerçekten çok mutlu oluyoruz. Onların sorunlarının çözülmesinden. Bu bizi çok motive ediyor. Motive edici oluyor gerçekten. Müdürümün de söylediği gibi gerçekten tüm sorunlarını çözmeye çalıştığımızdan emin olsunlar. Biz burada Muratpaşa'da vatandaşın avukatlığını yapıyoruz. Güzel. Başkanımız da avukat zaten. Gayet iyi olmuş. Evet efendim, Turunç Masa ve onların yaptıklarını izlediniz. Ve siz de yine 444-8007'yi arayarak Turunç Masa'da bütün sorunlarınızı çözebileceksiniz. Hoşça kalın, mutlu kalın ama önce özgür kalın.